Yağmur yağsa hayatımızı felç ediyor ama yağmadığı zaman da türlü türlü sıkıntılara sokuyor. Ne olacak bu yağış muamması? İşte bu sorunun yanıtını alacağız. Biz yanımızda konuğumuz Barış Özgün, meteoroloji mühendisi var. Efendim, yağmur geldi, gelecek dedik ama bunca zaman neredeydi, niye gelemedi? Evet, bunca zaman ülkemiz bir yüksek basınç merkezinin etkisi altındaydı. Hem Sibirya'dan hem de batıda Atlantik'ten beslenen bir yüksek basınç merkezi. Bu yüksek basınç merkezi özellikle ülkemizin iç ve doğusu başta olmak üzere tüm yurtta etkili oldu ve yağışların ülkemize doğru gelmesine engel oldu. Yağışlar daha ziyade Avrupa boyunca kuzeye doğru çekilerek devam etti. Avrupa'da kuvvetli yağışlar gördük bizim yağışsız geçirdiğimiz dönem içerisinde. Ancak şu an itibariyle bu yüksek basınç merkezi artık etkisini yavaş yavaş kaybediyor. Sibirya'dan uzaklaştı, güneye doğru çekilmeye başladı. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Suriye, Irak tarafında etkili artık bu yüksek basınç merkezi ve dolayısıyla alçak basınç merkezi ve yağışlı sistemlerin artık ülkemize doğru gelmesi için kapıyı aralamış oldu. Ve bu kapıdan artık yağışlı sistemler girmeye başlayacak. O zaman girişini konuşalım. Şimdi Orman ve Su İşleri Bakanı açıkladı, artık gelecek hafta içinde yağmaya da başlayacak dedi ama nerelerden ve nasıl giriş yapıyor bu yağışlar, onu alalım sizden. Evet, yağışlı sistem öncelikle salı gününden itibaren ülkemize etkili olmaya başlayacak. Bunu söyleyelim. Salı günden sonra başlayacak bu yağışlı sistem. Hafta boyunca ve hafta sonunda ülkemizde etkili olacak. Salı günü itibariyle Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, yine Batı Akdeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz bölgesinde göreceğimiz yağışların salı günü itibariyle Edirne, Çanakkale ve İzmir'in kuzey kesimlerinde, Balıkesir'in Edremit ilçesi çevresinde yer yer kuvvetli yağışlara sebep olmasını bekliyoruz. Daha sonra bu yağışlı sistem hafta boyunca etkili olacak ama hava sıcaklarımız mevsim normallerinin çok çok üzerinde. Mevsim normallerinin 8 ile 10 derece üzerindeyiz hava sıcaklığı olarak ve yer yer sıcaklık rekorları da kırdık. Bunun sıcaklığın yüksek olması dolayısıyla da yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Özellikle Güney Ege'nin kıyı kesimleri ve Batı Akdeniz'de yer yer gök gürültüsü sağanak yağışlar da göreceğiz. Ama hafta sonu itibariyle özellikle çarşamba, perşembe günü başlayacak sıcaklık düşüşüyle birlikte hafta sonunda sıcaklık düşüşü göreceğiz. Bu sıcaklık düşüşüyle birlikte hafta sonu itibariyle cumartesi, pazar ve hafta başı, önümüzdeki hafta başı pazartesi gününden itibaren yağış rejimi biraz daha değişecek. Biraz daha iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları göreceğiz. Onlara girmeden önce aslında harita yavaş yavaş yeşilleniyor diyebiliriz yağış oranına göre. Genelde şöyle bir endişe var mesela Ankaralılar için. Yağmur yağsın ama bu kez sıcaklık düşecek, buzlanma olacak. Biz de bunu istemiyoruz diyorlar. Genel olarak Türkiye'nin neresi için buzlanma ve don uyarısında bulunabiliriz? Şu an için sadece Doğu Anadolu bölgesinde bu uyarımız mevcut. Doğu Anadolu bölgesinde halen mevcut gün içerisindeki sıcaklıklar bile artılı değerleri biraz zorluyor. 0, eksi 1, eksi 2 derece civarında oluyor. Erzurum, hatta Diyarbakır'da bile özellikle gece saatlerinde buzlanmayı görebiliyoruz. Ama iç kesimlerde ve batı bölgelerde buzlanma yok. Bu hafta boyunca da görmeyeceğiz. Yağışla birlikte de görmeyeceğiz. Çünkü yağışlar genellikle yağmur şeklinde olacak ve artılı değerlerde olacak sıcaklık değerleri. Bunun için de çok kuvvetli bir sıcaklık düşüşü de beklemediğimiz için buzlanmayı görmeyeceğiz. Ama önümüzdeki hafta için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Önümüzdeki hafta batı bölgelerin iç kesimlerinde de, yani Ege'nin iç kesimleri, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu bölgesinde de hem buzlanmayı hem de yer yer kar yağışını göreceğiz. Şimdi siz İç Anadolu kısımlarında özellikle yağış rejimi değişecek dediniz. Bu şu demektir, bir sonraki adım kar geliyor, eyvah. Ne olacak? İstanbul mega kenti sormadan olmuyor çünkü. İstanbul'a kar gelecek diyebiliyor muyuz? Evet, İstanbul bizim en büyük derdimiz. Yağışını dakikası dakikasına tahmin etmeye çalışıyoruz. Öncelikle hafta boyunca yağışımız yağmur şeklinde olacak. Kar yağışı, karla karışık yağmur, herhangi bir bu şekilde bir şey beklemiyoruz. Yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde olacak, onu belirtelim. Hafta sonu itibariyle de çok büyük ihtimalle yağmur şeklinde olacak yağışlar. Ama hafta başına itibaren, yani pazar gece ve pazartesi sabah erken saatlerden itibaren yağış rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte, kuzeyli akımlarla birlikte, havanın soğumasıyla birlikte yağış biraz değişecek. Karla karışık yağmur, yer yer karla karışık yağmurları göreceğiz. Önümüzdeki hafta içerisinde, yani 27'sinden sonra 28'inde, 29'unda yer yer artık şehir merkezinde de, boğaz kenarında da karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar yağışlarını göreceğiz. Ama bunun için henüz erken, çok fazla telaşlanmaya gerek yok.
O zaman sömestrı sormadan olmayacak. Haliyle artık okullar tatile giriyor. Öğrenciler tatil yerlerine gitmek istiyor. Nerelere gitsinler? Kayak merkezleri kar yağışıyla bayram edecek mi yoksa daha bir kıyı kesimlerine doğru mu kaçsınlar? Aslında şu anki hava sistemi devam etseydi hemen denize gitsinler diyebilirdik. Çünkü tam denize girilecek bir hava var. Dışarıda 18-20 derecelik bir sıcaklık var. Güneyde Akdeniz bölgesinde deniz suyu sıcaklıklarımız da 17-18-19 derecelerde. Dolayısıyla aslında tam bir deniz havası ama bu ne yazık ki sömestrla birlikte değişiyor. Bu hafta itibariyle cuma gününden sonra karneleri aldıktan sonra cumartesiden itibaren hem tatil bölgelerimiz olan deniz kenarlarında yağışı göreceğiz hem de sıcaklık düşüşünü göreceğiz. Onun için çok mümkün değil ama kar tatili için uygun bir dönem yaşayacağız. Kayak merkezlerinde kar örtüsü biraz zayıftı. Kar azaldığımız için, kar yağışı azaldığımız için ama önümüzdeki kar yağışı ile birlikte yani sömestrın ilk haftasındaki kar yağışı ile birlikte yer yer kar tatili uygun olacaktır. Son sorum şu olsun o zaman size. Siz sıcaklık rekorları dediniz. Yani tarihinde en düşük ve en sıcak rekordan bahsediyorsunuz. Neresi için söz konusu bu? Şu an için en yüksek rekordan bahsediyoruz. İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerimizin neredeyse tamamında 20 Ocak itibariyle ölçülmüş olan sıcaklık rekorlarını egale ettik. Bunların üstüne geçtik, rekorları kırdık. İstanbul'da 14-15 derece civarında sıcaklık rekorumuz. Dün itibariyle 15 derece oldu. Bugün itibariyle şu anda yine 15-16 derece civarında sıcaklık bekliyoruz. Yarın salı günü itibariyle de 18 derece olacak. Bu 3 gün boyunca sıcaklık rekorunu kırmış oluyoruz. Yine batı bölgelerimizde İzmir'de yine Akdeniz kesiminde ve güneyde de Diyarbakır'da sıcaklık rekorunu kırmış olduk. Sıcak bir dönem geçirdik. O zaman biz de size teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Can Okanlar, haberler aslında hem iyi hem de kötü çünkü şu an için 20 Ocak itibariyle sıcaklık rekorları kırıldı ama bu böyle devam etmeyecek. Havalar soğuyacak, yağmur geliyor. Öğrenciler için haberler pek iyi değil çünkü deniz kenarına tatile gidemeyecekler. Onlar daha çok kar tatilini tercih edecekler ama yeniden başa dönecek olursak sakin olalım çünkü yağış yarından itibaren Türkiye'de.